Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında savunma sanayi işbirliği alanında niyet mektubu. Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Salvador Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Alexandra Hill. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile El Salvador Cumhuriyeti Diplomatik Eğitim için Uzmanlaşmış Yüksek Öğretim Enstitüsü arasında işbirliği mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Alexandra Hill. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliği mutabakat muhtırası. Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Alexandra Hill. El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi arasında deniz hukuku alanında işbirliği protokolü. Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Alexandra Hill. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti arasında mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Alexandra Hill. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Sayın Devlet Başkanı, kıymetli bakanlar, değerli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bukele'nin El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yaptığı bu ilk resmi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Sayın Başkan'ın liderliğinde El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletme yönünde attığı adımları biz de yakından takip ediyoruz. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan Sayın Bukele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Esasen kendisinin göreve gelmesinin ardından ilişkilerimizde
ciddi bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışı bugün Dışişleri Bakanlarımız tarafından yapıldı. İnşallah biz de San Salvador Büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız ve bugün Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim ve süratle Sayın Başkan da bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız ve büyükelçiliğimizin açılışı sebebiyle de iade-i ziyaretimizi San Salvador'a gerçekleştireceğiz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. %80 civarındaki bu artış esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de inşallah 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Bugün imzaladığımız ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması bu bakımdan önemli bir araç teşkil edecektir. Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Sayın Başkan'ın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezi haline dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz. Bu amaçla hayata geçirmeyi planladığı tüm yatırımlarda Türk firmalarının altyapıda, üst yapıda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu da yine kendilerine ifade ettim. El Salvador'un kalkınma projelerine desteğimizin devam edeceğini vurguladım. TİKA geçen yıl salgın döneminde El Salvador'daki bir çocuk hastanesine malzeme ve ultrason cihazı gibi teknik ekipman yardımında bulunmuştu. Kurumumuz El Salvador makamlarının öncelikleri doğrultusunda sağlıktan eğitime ve tarıma kadar birçok alanda desteğini sürdürecektir. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde Orta Amerika özelinde bölgesel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz çok boyutlu dış politikamızın temel sütunlarından birini teşkil ediyor. 15 sene önce bölgede yalnızca 6 olan diplomatik misyon sayımız bugün 17'ye yükselmiş durumdadır. Bu vesileyle El Salvador'un birçok Orta Amerika ülkesiyle birlikte geçen yıl kutladığı 200. bağımsızlık yıl dönümünü bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Yarın İstanbul'da El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin tarihine ışık tutacak önemli bir sergiyi açacağız. Türkiye, El Salvador arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimine büyük katkı sağlayan Sayın Bukele'ye tekrar teşekkür ediyorum. Toplantılarımızda aldığımız kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Thank you. Please. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, thank you, everybody. President Erdogan of the Republic of Turkey. Çok teşekkür ederim. Members of the press, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Sayın basın mensupları. Burada olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Biz Türkiye'yi, halkını, tarihini takdir ediyoruz. Biz Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz, o ruh
her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye, bugünkü Türkiye değil, Türkiye tekrar büyüyor. Ve hızlı, bu büyüme hızlı. Bunu bugün burada, ekonomide, ihracatta görebilirsiniz. Türk ürünlerini her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük, ticaretimiz küçük ama bir yılda ticaret hacminiz %80 arttırdık. Benim babam birden ikiye gitmekle 1 milyondan 2 milyona geçmek aynı şeydir derdi. Dolayısıyla %80 büyümek her zaman büyük zordur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi bizim için 500 milyonluk bir büyümeyi 5 yılda 500 milyona ulaşmak 5 yılda çok zor değil. Çünkü %80 büyümekten daha düşük. Biz Türkiye'nin ürünlerini, televizyon ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Herkes Türk kültürünü, Türk tarihini, Osmanlı İmparatorluğunu tanıyor El Salvador'da. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve büyük bir sistem olması. Bu da Sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Sizin güçlü, güçlü ruhlu insanlarınız var ama bir lidere de ihtiyacınız var. Bu lideriniz de var, iyi bir lideriniz var. Bu yüzden de burada olmaktan çok mutluyuz, çok onurluyuz. Bu şekilde ağırlandığımız için de çok memnunuz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik ikili görüşmemizde. Heyetler arasında da güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Çok güzel konulardan bahsettik. El Salvador bölge için lojistik bir yer olabilir bölge için ama enerji yatırımı, inşaat yatırımı gibi konulara da değindik. Deniz limanları, savunma sanayi, bu konulara da değindik. Gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Savunma, sanayi, liman, inşaatı, altyapı, ihracat, ithalat, ticaret konusundan bahsettik. Ve El Salvador ve Honduras arasındaki tünelden de bahsettik. Tabii ki Honduras... Biz yeni hükümetle de çok yeni hükümetiyle de tabii ki görüşüyoruz ve dostane bir ilişkimiz var. Biz daha önce de söyledik Osmanlı İmparatorluğu Amerika keşfedildiğinde çok güçlüydü ve muhtemelen coğrafi sebeple Amerika kıtasına gitmemişti. Çünkü Cebeli Tarık'tan geçmek zordu ve oradan aslında Amerika kıtasına gemiler gidiyordu. Tarih bu şekilde süre geldi ama bugün bu artık önemli değil. Cebeli Tarık'tan geçmeniz gerekmiyor. Bu yüzden de bu yüzden bu rakamlara ulaştık ve daha da fazla olacak ve bu sadece sizin açacağınız tekrar yeni bir diplomatik alanın dışında dostlarınız olacak orada. İki tane Amerika var. Kuzey Amerika, ABD ve Kanada ve Latin Amerika. Ve Latin Amerika özel bir yer. Zengin bir kültüre sahip, çok fazla çeşitli insanları var, çok yüksek enerjiye sahip, harika keşfedilmesi isteyeceğiniz yerler, ticaret yapmak isteyeceğiniz konular, yatırım alanları ve çok büyük de bir büyüme alanı var. Türkiye'de olduğu gibi biz tabii ki bunun küçük bir parçasıyız ama şunu da biliyoruz, önemli bir parçası olabiliriz. Bu da mümkün. There's also another thing, and it's that bir konu daha var. Bizim neredeyse imzalanan El Salvador'da Türk firmalarının imzalamakta olan limanlar var. Onun dışında
yine savunma sanayi anlaşmalarımız var. Bunlar başlangıç. Yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Ve bütün bu ülkelerle, bütün bu şirketlerle görüştükten sonra başka şirketlerle de görüşeceğiz. Ve belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacakken yapılacak çok şey var, göreceğimiz çok şey var. Ama bu çok büyük bir başlangıç. El Salvador gibi büyük bir, küçük bir ülke için büyük bir başlangıç. Dediğim gibi babam birden ikiye gitmek kolay da olabilir. 1 milyondan 2 milyona geçmek de aynı zorluktadır. O yüzden bu güzel bir başlangıç olabilir. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı bu davet için ve bu güzel ağırlama için, bu harika ve inanılmaz ülkeye ve halkı tanıma fırsatı sağladığınız için. Değerli dostum, bu kaleye ben de çok çok teşekkür ediyorum. Önce El Salvador'dan basın mensubu arkadaşımıza sözü verelim. Buyursunlar. Muy buenas tardes, presidente. İyi akşamlar Sayın Bukele, Sayın Erdoğan. Me gustaría primero, presidente. Ben öncelikle Sayın Bukele'ye İspanyolca bir soru sormak istiyorum. El Salvador kameralarına da bir mesaj vermeniz ve İspanyolca konuşarak anlaşmaların öneminden biraz bahsetmeniz istiyorum. Sayın Erdoğan'a da şunu sormak istiyorum. El Salvador'la işbirliği yapmak ve bu ülkeye daha fazla yakınlık gösterme sebebiniz nedir? Evet, daha önce de söylediğim gibi Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Birçok görüşmeyi zaten ilerletmiştik. Sadece görüşme değil, yatırım projelerini görüştük Türk firmalarıyla. Dediğim gibi El Salvador'da liman projeleri üzerine konuştuk. Bunun dışında yine bir kuru kanaldan da bahsettik. Henüz bunun erken aşamasındayız aslında. Bunun dışında yine hidrotermal bir tesis projesi de var. Bunun dışında dediğim gibi savunma sanayi ekipmanları, İHA ve başka malzemeler, başka ekipmanlar. Biz Türkiye'de gerçekten büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaret bir yılda %80 büyüdü iki ülke arasında. Ve %80 büyümeye devam etsek her yıl çok yüksek rakamlara ulaşabiliriz. Belki yılda %80 büyüyemeyiz ama 500 milyonluk rakamı bir yıl için yıllık elde edebiliriz birkaç yıl sonra Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi. Ve şöyle önemli bir konu var. Biz şunu biliyoruz. Türkiye çok büyüyor. Bunu görüyoruz. Şu anda güçlü ama ileride daha da büyük bir güç olacak ve dünya için çok önemli olacak. O yüzden bizim de onların yanında olmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de büyükelçiliğimizi açtım. Dün de daha büyükelçiliğimizin resmi açılışı olmadan büyükelçilik personelinin ikiye katlanmasını istediğimi söyledim. Çünkü her bir alan için sorumlu birine ihtiyacımız var. İnşaat, kültür, enerji, savunma sanayi, havacılık gibi. Çünkü biz bu büyümenin bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz ve ona eşlik etmek istiyoruz. Bu yüzden bu ziyaret çok önemli. Bizim için de çok önemli. Çünkü biz hep tek kutuplu çalıştık. Hep ABD'ye baktık. Hepiniz biliyorsunuz bizim bir ticari ortağımız ABD ve tabii ki bizim için çok önemli. Ama El Salvador için başka yerlere, yönlere bakmak da önemli ve baktığımız yönlerden biri de Türkiye. O yüzden de buradayız şu anda. Ben de özellikle arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünün önemi aslında bu 6 tane anlaşmanın imzalanmış olması. Bu Türkiye El Salvador arasında ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması, diplomasi akademileri arasında işbirliği mutabakat zaptı ki Ankara Üniversitemizde Latin Amerika Dilleri bölümü var. Dolayısıyla
El Salvador'la üniversitemizin yapacağı bir anlaşmayla bunu gençlerimiz için de ciddi bir sıçrama alanı olarak görebiliriz. Protokol alanında işbirliği mutabakat zaptı. 4 Savunma Sanayi Başkanlığı ile El Salvador Dışişleri Bakanlığı arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması ki yarın Sayın Başkan TUSAŞ'ı ziyaret edecekler. TUSAŞ'ı ziyaret etmek suretiyle de bizim savunma alanındaki attığımız adımların adeta orada yerinde görmek suretiyle ne gibi müşterek adımlar atabiliriz? Bizler ne gibi destek verebiliriz? Bunları görme fırsatını da yakalayacaklar. Ayrıca El Salvador Dışişleri Bakanlığı ile az önce söylediğimiz Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi arasında deniz hukuku alanında işbirliği protokolü. 6 TİKA ile El Salvador hükümeti arasında mutabakat zaptı. Bu 6 anlaşmayı önemsiyoruz ve tabii bu arada da Sayın Başkan en uygun yerde bizlere şöyle güzel bir Dışişleri Bakanlığımıza büyükelçilik binasını hazırlayacaklar. Biz de orayı kiralamak suretiyle en yakın zamanda bir El Salvador'a iade ziyareti gerçekleştireceğiz ve böylece iş adamlarımızın da orada çok daha aktif bir duruma gelmesini temin edeceğiz. Evet, şimdi Türkiye'den bir arkadaşımız. Buyurun. Efendim, Serkan Kaya, NTV. Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmazlık tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Siz de her iki tarafla da yakın temas halindeki bir lidersiniz. Bölgede nasıl gelişmeler bekliyorsunuz önümüzdeki süreçte? Bir de tabii diplomasi trafiği devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yine sizin Ukrayna'ya ziyaretiniz ya da Sayın Putin'in Türkiye'ye bir ziyareti söz konusu olacak mı acaba? Tabii şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim, bunları çok önemsiyoruz ve önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var ve bu Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin'le olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun. Bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.